Sayın Muhallebimiz Münir Karaloğlu programımızı teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Valim. Oluyor yani. Diyarbakır insanlığın yerleşik hayata geçtiği yukarı Mezopotamya'da önemli bir yerleşim yeri. Ta mağara döneminden bugüne kadar inşaat sektöründeki yaşanan bütün değişimleri, inşaat sektöründeki kullanılan bütün malzemeleri Diyarbakır'da görme şansımız var. Diyarbakır öyle bir yer. İşte Diyarbakır'da inşaat sektörüyle ilgili bir fuarın düzenlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt içinden, yurt dışından katılımlar var. İnşaat sektörü, taahhüt sektörü ülkemiz için çok önemli arkadaşlar. Dünyada şu anda Çin'den sonra en büyük taahhüt sektörü bizde, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Asya'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika'ya kadar dünyada çok büyük projeleri bizim müteahhitlerimiz şu anda inşa ediyorlar. Büyük stadyumlar, büyük konut projeleri, büyük altyapı, tren yolları, metrolar, üst yapılar, gerçekten çok güzel işler çıkaran, çok dinamik bir inşaat sektörümüz var. Ve çok ciddi de ülkeye kaynak sağlayan, döviz girdisi sağlayan bir sektör, inşaat sektörü. Diyarbakır'a baktığımızda, Diyarbakır'da da bir taraftan o az önce bahsettiğim 33 medeniyetin bize bırakmış olduğu, miras olarak bırakmış olduğu çok ciddi bir tarihsel yapı stoğumuz var. Köprülerimiz, hanlarımız, camilerimiz, kiliselerimiz, sivil mimari örneklerimiz var. Bir taraftan da modern Diyarbakır'a baktığımızda çağın mimarlık örneklerini, çağın inşaat teknolojilerini görebileceğimizde kentin bir modern tarafı var. İşte böyle bir kentte Mezopotamya markasıyla insanlığın yerleşik hayata geçtiği bu coğrafyada inşaat fuarının düzenlenmesi önemli. İnşallah bu fuarı önümüzdeki dönem büyüterek devam etmek lazım Cihat Bey. Buna Mezopotamya gayrimenkulü de ilave edelim. Çünkü Diyarbakır'da gerçekten çok güzel gayrimenkul projeleri de var. Bu projelere belki şehir dışından, yurt dışından alıcılar da olacaktır. Onun için mutlaka buna gayrimenkulü de katalım. Diyarbakır'daki uygulanan, devam eden, elbette ki sıkıntılar var. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde özellikle emtia fiyatlarındaki yükselişten bizim etkilenmemiz diye bir şey söz konusu değil. Biz de genel sistemin bir parçasıyız. Dünyada alüminyum fiyatları yükselirken, dünyada çelik fiyatları yükselirken, dünyada demir fiyatları yükselirken, dünyada enerji fiyatları yükselirken Türkiye'de yükselmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bizim yapmamız gereken şey bu yeni dönemde adaptasyon sürecimizi hızlıca çözüp yolumuza devam etmek. Yoksa biz inşaat yapmaktan vazgeçmeyeceğiz demir fiyatları yükseldi diye, alüminyum fiyatları yükseldi diye, PVC fiyatları yükseldi diye inşaat yapmaktan, proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Yeni duruma adapte olup o sorunlar çözülür. Engin Başkan'ın bahsettiği, devletimiz zaten bir kararname çıkardı. Kamu projelerinde müteahhitlerimizi desteklemek için. Yeterlidir, değildir, bunlar tartışılıyor, tartışılır. Yetersizse tekrar kamu otoritesiyle oturulur. Yeni tedbirler de alınır. Bunlar çözülür. Ama bunlar bilinsin ki sadece bizden, ülkemizden kaynaklanan sorunlar değil, dünyanın hep birlikte baş etmesi gereken problemler bunlar. Şimdi yeni bir problem var. 10 gün öncesine kadar, 7 gün öncesine kadar böyle bir problemimiz yoktu. Şimdi işte bir savaş var hemen yanı başımızda. Bu savaştan kendimizi uzak tutmak, ülkemizi uzak tutmak ondan daha az etkilemeyecek mi? Elbette ki etkileyecek. İşte rakamlar ortada. 45 milyar dolarlık bir dış ticaretten bahsediyoruz iki ülkeyle beraber.
Elbette ki biz de etkileneceğiz. Ama etkiyi en aza çekebilmek, nihayetinde hiçbir savaş sonsuza kadar devam etmeyecek. Her savaşın barışla sonuçlanmak gibi bir huyu var arkadaşlar. Dünyada bütün savaşlar nihayetinde barışla sonuçlanmıştır. O savaş da bir gün bitecektir. Çevremizde devam eden diğer savaşların bir gün biteceği gibi bittiğinde de inşallah yeni fırsatlar, yeni imkanlar da bu sektörün önüne çıkacaktır. Ona da şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Diyarbakır'ın bir fuarcılık potansiyeli var. Bu sene 10 fuar, 12 fuar ama fuarları dolu dolu yapmak lazım. Fuarları gerçekten hangi sektörde yapıyorsak o sektöre katkı verecek hale getirmemiz lazım. O sektörün yeniliklerinin burada konuşulması lazım. Bugün inşaat sektörünü konuşuyorsak mutlaka inşaat sektöründe yeni trendler, mimari trendleri, yeni inşaat malzemelerini, yeni teknikleri, teknolojileri, yeni makinaları mutlaka bu fuarda konuşmamız, bu fuarda sektörün bilgisine, ilgisine sunmamız lazım. Yoksa toplandık, dağıldık şeklinde değil, mutlaka sektörlerine katkı verecek, sektörlerini büyütecek fuarlar inşallah. Diyarbakır'da bu ay 3 tane önemli fuar var dedi başkan az önce. Üçü de bizim say deseniz 3 tane büyük sektörümüz. İnşaat sektörü, turizm sektörü ve tarım hayvancılık sektörü. Önemli 3 sektör. İnşallah 3'ü de başarılı geçer diye temenni ediyorum. Ben tekrar emeği olan herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Mezopotamya İnşaat Fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Mart ayına kentimizin en önemli sektörünün 3 tane sektörünün fuarını düzenlememiz aslında kentte fuarla ilgili nasıl bir ortak akıl ve organizasyon yaptığımızın bir göstergesi. Tam da bir fırsata dönüştürüyoruz. Nedir? Şimdi inşaat fuarını yapıyoruz. Hemen bir hafta sonra tarım ve hayvancılık fuarını yapıyoruz. Hemen ay sonu da turizm fuarını yapıyoruz. Gerçekten çok çok önemli çünkü şu an bu ay içinde yapacağımız 3 fuarın üçüne de yoğun bir katılım, hem ziyaretçi anlamda hem stat anlamda büyük bir yoğun bir katılım var. Her aya en az bir fuar olacak şekilde bir organizasyon yapacağız. Sektörümüze, şehrimize, ülkemize, komşu ülkelerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.